Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Tibu Vice T şarkısına tepki vereceğiz. Bu saatten sonra istek listesini sıfırladım. Yeni yorumlardan seçiyorum. Instagram'dan yazanlar da dahil. Bu Vice T arkadaşı 2-3 kere yazmıştı. Onu bir çekelim. Hem de yeni çıkmış. Tibu'yu da merak ediyordum son zamanlarda ne yapıyor diye. Bir göz atalım. Yanlış hatırlamıyorsam en son askerden önce çektim ben Tibu'nun tepki videosunu. Çok sevmeyeni de var, seveni de var. Bir git geldi bir fan kitlesi var diye biliyorum. Ama göreceğiz şarkıyı ve yorumlarda bunun hakkında yazabilirsiniz. Herhalde pastelle bir bedalında bir şaibe falan oldu ondan dolayıydı ama emin değilim. Bir yıl önce falan çektim o videoyu. Neredeyse. Bakalım bakalım. Bir elimde darak, bir elimde akadı. Bu taktika tiki takadı. Hey, içimde bazuka, alter ego'du. Bu bakazuka değil bu. Hello people underground, rest in peace. I'm a fashion killer nigga, I'm a blood like creeps. Menü vecime de değil, sizin showbiz. Menü battle king, men bakidaki battle mister. Kim olursan ol. Yine iddialı sözleri de var bakalım. Çok duru durmadan finalde yorum yapacağım. Ama gayet güzel gidiyor şu anda. Nakarata okuyan hangisi bilmiyorum. Şu ikisini de daha önce dinlediğimi sanmıyorum ama nakarat çok güzel gitmiş. Yani Tibu biraz daha dark type okuyor. Böyle karanlık okuyor diyelim. Ama nakarattaki adam tonlamayı çok fazla değiştiriyor ve çok güzel bir aralık yakalıyorlar diyebiliriz. Bu nakarat okuyan kişi de aynı herhalde. Ramam ya Chris ya Zence de beni terim aha Gördüğüm işler baha Danışın her şey rahat Tik tak on dene saat Kolumda hamsi beşlik karak Yine nakarat devam. İkisi arasında kıyaslama yaparsam Tibu ile Rush Hate herhalde. Nakaratı çok güzel ama verse olarak Tibu'nun verse'ü daha güzeldi. Tabi bu benim şahsi fikrim. Video boş geçmesin diye böyle kıyaslamalar yapıyorum. Yoksa hani kıyaslamak için değil de kendimce yorumumu yapıyorum. Üçüncü kişiyi de merak ediyorum ya. Ekstazi bakalım nasıl okuyacak. Bir switch geliyor. Anladığım kadarıyla bir switch var aynen. Yani ben bunu çok severim bir switch. Çünkü orada çok farklı bir melodi yakalarsın. Aynen yakalamış da bir anda yani daha bir trap'e kaymış. Zaten trap bir parça da yani ototon ağırlıklı. Mix mastering çok güzel olmuş bu arada. Şu şarkı devam ederken bakalım kim yapmış. Hangisi yaptı bilmiyorum. Eğer ekstazi yaptıysa çok güzel yapmış mix. Şimdi bu son kelimelerdeki reverb çok güzel. Bu yankı yapıyor yani nasıl anlatayım onu size bilmiyorum. Yankı diye çevrilmiyor ama reverb yankıya yakın öyle anlatabilirim. Son kelimelerde hafif bir yankı vermiş alttan çok güzel durmuş. Trap sound da önemli. Burada da bitiyor sanırım. Burada şarkı bitiyor. Sadece ileri alıp bakacağım bir şey var mı diye. Şimdi kısaca yorumlayalım. Zaten şarkı içinde biraz yorumladık. Şarkı çok güzeldi. Ben beğendim. Hani Tibu'dan bayağıdır şarkı dinlemiyordum. Güzel geldi. Yani Tibu'nun verse'ü bana göre 3 verse arasında en iyisiydi.
Nakarat olarak o arkadaşın okuduğu nakarat da çok güzeldi. Ekstazi son eleman herhalde. O tarz rapi ben çok fazla tercih etmiyorum. Seviyorum, dinliyorum ama benim tercihim diğerleri oluyor. O da güzel. Yani yorumum bu şekilde. Tibu'nun verse'ünü çok güzel, yani aşırı iyiydi. Beğendim. Dark Type yapmış. Sonra Nakarat'ı da çok beğendim. Ekstazi de ortalama bir şekilde gitmiş. Gayet hoş olmuş. Ama mix'i de o arkadaş yapmış anladığım kadarıyla. Yani adam zaten yapacağını yapmış. Yani Tibu yeni bir kanal açmış. Anladığım kadarıyla 400 abonesi var. Daha yeni bir kanal. Ona rağmen yeni bir şarkı 67.000 dinlenmiş. Yani böyle ünlü bir kanaldan yayınlasaydı daha çok izlenebilirdi. Mesela Türkçe rap'te Netdi müziğe falan atıyorlar daha çok izlenmek için. Ama kendi oluşumunu kurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla sıfırdan. Umarım başarılı olur. Şarkıyı ben çok beğendim. Yorumum böyle. Ve buraya kadar dinleyenlere küçük bir sürprizim var. Kısa bir parayla sattığım bir şarkı var. Çok öyle profesyonel bir çalışma değildi. Çünkü düşük bütçeli bir çalışmaydı. Onu size dinleteceğim. Sattığım proje, şuradan açalım. Nasıl desem, soru bankası var ya, matematik, Türkçe, onunla ilgili sözleri kendileri attı, ben okudum. Bir de fulla diye bir söz var, normalde fulle diye okunuyor ama kendileri fulla diye oku dedi, niye bilmiyorum. Şöyle dinleteyim size. Hatta ileri alalım, çok vakit kaybetmeye gerek yok. Sana bir laf, bomba mı bomba, dersiyeyi salla, edebiyatı fulla. Bunu yaklaşık 1-2 saat önce kaydettim, teslim ettim. Bir tane daha var. Bu iki proje aldı benden. İkinci, diğeri daha güzeldi bence. Ama bu da güzel. Diğeri daha güzel bence. Ya buradaki olay arkadaşlar şey, Instagram'da reklam verecek bu alan kişi. O soru bankası ile ilgili. Bunu işte kısa bir şarkı istedi benden, 15 saniyelik. Sözleri kendi attı. Bunu beat'in üstüne oku. Biz de reklam içinde işte şarkı olsun, güzel dursun istediler. Düşük bütçeli bir yapımdı. Biz de ona göre bir proje yaptık. Yüksek bütçeli olan projeler de var. Onlardan birkaçını başka videolarda dinletirim. Şimdilik bu kadar. Hazır mikrofon kuruluyken ben de dedim YouTube'a video atayım. Zaten bekleyenler var. Yeni gelen dostlar abone olmayı unutmasın. Ben hemen yeni bir video çekeyim. Onu da siz bir iki gün sonra izlemiş olursunuz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlarım.